Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %85 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tongucakademi.com'da. LGS'ye son 28 gün. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Gayretlisiniz ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Asla yılmayın arkadaşlar. Bazen yanlışlarımız çıkabilir. Bazen denemelerde istemediğimiz sonuçlar gelebilir ama kazanmanın en önemli kuralı en önemli şartı asla vazgeçmemek ve sabretmektir arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen sorular değerli dedik. Öğrencilerimizden Ensari Sarı demiş ki hocam branş denemelerini çözmek mi yoksa soru çözmek mi? Ona da bir video hazırlayın lütfen demiş ve beğeni almış. Yine Queen isimli bir öğrencimize hocam konularım neredeyse bitti. Netlerim düşük oldu derslerden branş denemesini mi çözeyim? Genel denemelerimi geçeyim ne önerirsiniz demiş. Arkadaşlar hemen önerimizi yapıyoruz. Öncelikle sizin yapmanız gereken şey LGS sorularını bitirmiş olmanız lazım. Yani 2018, 2018 19, 2020, 2021, 2022, 2023, LGS sorularını bitirmediyseniz mutlaka bunları bitirmiş olmanız gerekiyor. İsterseniz konuları bitirmiş olun, isterseniz bitirmemiş olun. Yani hocam branş denemesi mi, soru bankası mı, genel deneme mi, branş denemesi mi diyorsunuz ya bunun cevabını söylüyorum. Öncelikle deneme şeklinde LGS'leri bitirin. Ardından örnek soruları bitirmediyseniz bu yıl yayınlanan örnek soruları bitirmediyseniz onları da mutlaka bitirin. Sonrasında yapmanız gereken en önemli çalışma arkadaşlar genel deneme çözmek. Çünkü gireceğiniz LGS bir genel deneme. Dolayısıyla Dolayısıyla az önce arkadaşımızın sorduğu sorunun cevabını söylüyorum. Branş denemesi mi, genel deneme mi? Tabii ki de genel deneme çözmeliyiz. Fakat genel denemede diyelim ki fende çok fazla hatanız çıktı. Türkçe'de çok fazla hatanız çıktı. Bu durumda Türkçe ve fenle alakalı branş denemesi ödevi ödev verebilirsiniz. Ama genel denemede Örnek veriyorum Türkçe'den hiç hatanız çıkmadı. O zaman Türkçe branş denemesi çözmenize gerek yok. Fen'den hiç hatanız çıkmadı. O zaman Türkçe branş e, fen branş denemesi çözmesine gerek yok. Ama hatanız çıktıysa branş denemesi çözüyorsunuz. Branş denemesinde ve genel denemede Türkçe'de hatalar devam ediyorsa ki olabilir. O zaman sadece o konuyla alakalı soru bankasından test çözüyorsunuz. Yani genel denemede sözcük anlamı yanlış anlamadın. Branş denemesinde yanlış anladın. O zaman artık soru bankası sözcük anlam testine dokunmana gerek yok. Genel denemede filmsi yanlış yaptın. O zaman branş denemesi çözüyorsun. Branş denemesinde film hata yapmazsan soru bankası çözmene gerek yok ama branş denemesinde filimsiye hata yaptıysan artık sen filmsi ile alakalı eksiğin var demektir. Soru bankasını çözmen gerekiyor. Soru bankası çözerken de hataların eğer çoğunluktaysa bu durumda mutlaka Tomuç Akademinin videolarını izleyip konu tekrarı yapman gerekiyor. Konu tekrarı önemli. Yani matematikte diyelim ki Açtın genel denemeyi çözüyorsun yani LGS örnek soruları bitirdin LGS sorularını bitirdin genel denemeyi çözüyorsun genel denemeyi çözerken 3. soru yanlış yaptın 3. soru neymiş hemen burada veri analiz sayfamız var bakın örnek olarak gösteriyorum burada detaylı analiz sayfasında üçüncü, ikinci deneme 3. soru Asal çarpanları ayırmaymış. Asal çarpanları ayırmayla alakalı hatan çıktığına göre sen artık LGS Matik'ten branş denemeleri çözebilirsin. Bu branş denemelerinde hatan çıktıysa da bu sefer soru bankasından çözeceksin veya video tekrar yapman gerektiğini biliyoruz. O zaman olayı özetliyorum. Birincisi 2018-2023 arası LGS sorularını çözdün mü? Evet diyorsan o zaman MEB e örnek sorularını çözüyorsun. Hayır diyorsan onu çözmelisin. MEB e örnek sorularını çözdün mü? Evet diyorsan... O zaman her sabah bir deneme çözüyorsun. Hayır diyorsan onları tamamlaman lazım. Her sabah bir deneme çözüyor musun? Evet hocam her sabah bir deneme çözüyorum. Okulda, kursta, evde çözüyorum. Bazen diyorsan o zaman mutlaka her sabah bir deneme ayırman lazım. Çünkü son günlerdeyiz. Bugünlerde çözdüğümüz denemeler çok değerli. Hatalarından ödev verdin mi? Evet diyorsan tamam hatalarına öyle veriyorsan artık LGS'de hiçbir soruyu kaçırmayacaksın. Ve inşallah çok iyi netler olacaksın. Yapabileceğin hiçbir soruyu kaçırmayacaksın diyelim. Eğer hayırsa da mutlaka hatalarınızdan ödev vermeniz lazım. Çünkü geri sayım denemelerinin içerisinde bu soruyu sen yanlış yaptıysan bu soru işte senin kazanmanı sağlayacak. Bu soruyu doğru yaptıysan LGS çıkarsa gene doğru yapacaksın demektir. Ama bu soruyu yanlış yaptıysan LGS'de benzeri gelirse ki bizim çok sorumuz LGS tutuyor. O zaman bu soru yine yanlış yapacaksın demektir. Hemen bunun analizini yap. Buradan analiz sayfasından hangi konuyla alakalı olduğunu öğren. Ve bununla alakalı kendine ödevler vermen gerekiyor sevgili arkadaşım. Dolayısıyla bu bizim başarı piramidimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi size bir duyurumuz var. Bugün saat 14.50'de Türkçe taktikli son tekrarımız var. Tonguçakalim.com'da. Onu da ücretsiz bir şekilde izleyip dershanedeki öğrencilerimizle beraber sizler de bu videoya katılabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman öbür soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden hepinize LGS yolculuğunda başarılar diliyoruz.